Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. La yadurrukum men zalle ize ehtedeytum ilallahi merci'ukum cemi'an fe yunebbi'ukum bima kuntum te'melun. Sadakallahu aleyhi. Kıymetli kardeşlerimiz, cuma geceniz mübarek olsun. Bu akşamki sohbetimiz toplumsal sorumluluk hakkında olacaktır. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 105. ayet-i kerimeyi sizlere okuduk. Yüce Mevla bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerimiz. Evet, siz doğru yolda olursanız Allah sizi doğru yoldan saptıracak kimse yoktur diyor Allah. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde emri bil maruf nehy anil münker üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Bu toplumsal görevin terk edilmemesi istenmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü toplumların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, maddi ve manevi değerlerini koruyabilmeleri için iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmaları gerekiyor, nehyetmeleri gerekiyor kardeşlerim. Diğer bir ifadeyle toplumsal denetim mekanizmasını işletmeleri gerekiyor. Her şeyi jandarma göremez, her şeyi polis göremez. Değil mi? Ama insanlar imanlı olurlarsa ya da emri bil maruf nehyanil münker yaparlarsa o kişilere bak sen yanlış yapıyorsun kardeşim, bu yaptığın yanlış, bu yaptığın doğru diyebilsek o zaman toplumda düzen daha güzel olur. Sen bana karışamazsın, ben hürüm dersen o zaman böyle oluyor işte. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah yukarıda metnini ve mealini verdiğimiz ayetiyle hem görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen Müslümanları uyarmakta, hem de iman çağlarına olumlu çağrılarına olumlu karşılık vermeyip kötülüklerine devam eden inkarcıların durumuna üzülen müminleri teselli ediyor. Ayet-i kerimede bireysel sorumluluktan toplumsal sorumluluğa doğru bir görev sıralaması yapılmaktadır. Çünkü bir toplumda dirlik ve düzenin sağlanması ve korunması bireylerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleriyle mümkündür. Öyle ya, herkes iyilik yaparsa o toplum iyi bir toplum olur. Değil mi? Herkes iyilik yaparsa, herkes güzel şeyler yaparsa toplum güzel olur. Ama herkes kötülük yaparsa toplum kötü olur. Kıymetli kardeşlerim, bize sağlıklı bir toplumsal yapı, görev bilincine sahip, önce kendisini düzeltmeye çalışan fertlerden oluşur. Ayet-i kerimede müminlerden istenen bu zaten. Mesela önce kendimizi düzelteceğiz. Karşıdakine bakıyoruz ama bir kendinize bakın bakalım. Kendiniz nasılsınız? Önce kendinizi düzelteceksiniz, ondan sonra karşıdakilerine doğruyu söyleyeceksiniz. Ama siz kendini düzeltmeyeceksiniz. Siz yamuk işleri yapıyorsunuz ama karşıdakine sen yamuk yapıyorsun. Ya sen zaten yapıyorsun. Önce kendin. Önce kendimiz cemaatimiz. Bakın yine bazı alimlere göre Kur'an-ı Kerim'in emri bil maruf hakkında en kuvvetli ayeti budur diyorlar bazı alimler. Bu ayette geçen enfusikum yani kendiniz kelimesiyle kastedilen bütün Müslümanlardır. Bütün müminlerdir. Çünkü Müslümanlar İslami bilincinin bir gereği olarak tek vücut gibidirler kardeşlerimiz. Evet. Nitekim Tevbe suresinin 71. ayeti kerimesinde bu görev ve sorumlulukları Allah Teala bizlere şöyle hatırlatıyor. Bakınız. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir buyuruyor bu ayet-i kerimede. Bu durumda yukarıda zikrettiğimiz ayette şöyle mana verebiliyoruz. Ey müminler, siz kendinizle ve dindaşlarınızla ilgilenin, onları vaaz ve nasihatle ıslah edin, onlara Allah'ın emir ve yasaklarını anlatın, hem kendiniz ve hem de din kardeşleriniz istikamette olursanız azıp sapmışlar size zarar veremezler. Evet.
Kıymetli kardeşlerim, bu şekilde de bunu anlayabiliriz bu ayet-i kerimeyi. Diğer bir ifadeyle, siz hidayet üzere olur, Rabbinize hakkıyla iman eder, emrettikleri ve yasakladıkları hususlarda ona itaat eder, helal kıldığını helal, haram kıldığını haram bilir, kendinizi ıslah eder, salih amel işler, Rabbinizin rızasını kazanıp ona yakınlık sağlayacak işler yapar, iyiliği emreder, kötülükten nehyederseniz, o zaman azıp sapmışlar, size zarar veremezler. Ya. Yani önce iyilikleri kendimiz yapacağız, önce Allah'ın emirlerini, görevlerini kendimiz yapacağız, hepsini burada saydı. Sonra yaptığımız için de rahatlıkla karşıdaki insana, kardeşim etme, gel bunu böyle yap, bak Allah bundan memnun değil, peygamber bundan memnun değil diyebilelim. Yoksa diğer türlü, sen yapıyorsun aynı şeyi, karşıdakine de yapma diyorsun ama sen yapıyorsun. Hep hiç kendimizi ayırmıyoruz, hepimiz aynıyız. Hocası, hacısı, şusu, busu yok. Hep aynıyız. Herkes bu hataları yapıyor. Emri bil maruf nehy anil münkeri yapmak için önce kendimizi düzelteceğiz. İyilikleri emredip kötülüklerden nehyetmek. Kıymetli kardeşlerim, şüphesiz bu ayeti kerimeden kimse kimseye karışmasın, herkes kendini düzeltsin, başkalarının yanlışları beni ilgilendirmez gibi bir anlam çıkarmak doğru değildir. Konuya ilişkin ayetlerin bütününü birlikte değerlendirdiğimizde anlaşılması gereken mana şudur, bakın. Herkes kendine, ailesine, çevresine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. İyiliği emretme, kötülükten sakındırma da bu göreve dahildir. Kişi bütün bu vazifeleri yaptıktan sonra başkalarının yoldan sapması, ona saptırması ona zarar vermez. Ya. Önce biz yapacağız. Önce kendimiz. Kıymetli kardeşlerim, rivayete göre Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, bazı Müslümanların zamanla bu ayeti ne melazımcı bir anlayışa neden olabilecek şekilde yorumlamaya kalkıştıklarını görünce onlara şöyle demiştir. Hazreti Ebu Bekir demiştir ki onlara, ey insanlar, siz bu ayeti okuyor ve gerçek anlamının dışında yorumluyorsunuz. Ben Resulullah'tan şöyle işittim. İnsanlar bir kötülüğü, haksızlığı görür de değiştirmezlerse Yüce Allah hepsine birden ceza verir. Bunun için iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırınız. Bu ayeti yanlış anlayarak aldanıp da hiçbiriniz ne me lazım, ben kendime bakarım, gerisi beni ilgilendirmez demesin diyor. Ya. Vallahi ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız ya da Allah üzerinize kötülüklerinizi musallat eder de onlar size en kötü azapları yaşatırlar. Sonra da iyileriniz dua eder ama o iyilerinizin yaptığı dualarda kabul olmaz. Ya gördünüz mü cemaatimiz? Yani iyiliği emredip kötülükten nehyetmek bizim görevimiz. Efendim devlet hürriyet vermiş, devlet şunu vermiş, kimse kimsenin çocuğuna karışmaz. Bak ne diyor? Diyor ki sen kimsenin çocuğuna karışmasın diyorsun. Aksi çocuğunu sokağa atıyorsun. Diyorsun ki benim çocuğuma kimse karışamaz. Ama senin de kimsenin huzurunu bozmaya hakkın yok. Çocuğuna sahip çıkacaksın. Efendim benim delim var. Delimi attım sokağa. Deli delirmiş. Sokakta millete zarar veriyor. Yok efendim deline sahip çıkacaksın. Tutacaksın onu. Bir şekilde ona sahip çıkacaksın. Millete zarar vermeyecek. Senin hürriyetin bir yerde bitiyor. Sen hürsün ama millete zarar verene kadar. Zarar verene kadar hürsün ama zarar verdiğinde hür değilsin. Vatandaşa zarar veriyorsun kardeşim. Olmaz. İşte emri bil maruf nehyanil münker çok önemli cemaatimiz. Bakınız ne diyor? Sonra diyor bu işi yapmazsınız da Allah size ceza verir, bela verir. Sonra iyi olanlarınız dua eder. Ya Rabbi bizi bağışla, affet Allah'ım derler ama onların duaları diyor kabul edilmez diyor Ebu Bekir. Ya gördünüz mü cemaatimiz? Kıymetli kardeşlerim, bu konuda insanların yaptıkları yanlışlıklardan birisi de kendi görev sorumluluklarını yerine getirmedikleri halde kendisi yapmıyor, sürekli olarak başkalarını eleştiriyorlar. Hani Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var ya, siz yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz?
Ayet-i kerime. Siz yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Önce siz yapacaksınız. Yani söylediğiniz şeyi yapıyor musunuz? Yapıyorsanız tamam, haklısınız. E yapmıyorsanız niye söylüyorsunuz karşıya? Önemli cemaatimiz, çok önemli. Evet. Yüce Allah böyle davrananları işte bu ayeti kerimesiyle uyarmakta, onlara sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Unutulmamalıdır ki bireysel ve toplumsal kimliğin korunabilmesi, görev ve sorumlulukların karşılıklı olarak yerine getirilmesiyle mümkün olur. Toplumsal kimliklerimizi, kimliğimizi koruyabilmemiz için herkes kendi üzerine düşen görevi yapacak efendim. Baba olarak baba olarak baba babalık görevini, komşu olarak komşuluk görevini, değil mi? E bir görev, bir imamsan imamlık görevini, evet öğretmen öğretmenlik görevini. Yani herkes toplumsal alanda kendi görevini güzel yaparsa ve güzel yaptığı için de karşıki insanlara da en azından emri bil maruf nehyanil münker yaparsa o zaman toplum düzelir kardeşlerimiz. Yoksa böyle öğretmene saygı, hocaya saygı, efendim alime saygı, efendim elden gider kardeşlerimiz. Ondan sonra işte birbirimize saygı elden gider efendim. Herkes her şeyi kötü zanneder. Yaptığı şeyi iyi zanneder. Çünkü karışmıyor ya kimse. Karışmadığı için benim yaptığım doğru diyor adam. Yok ama senin yaptığın yanlış. Benim yaptığım doğru diyor adam. Olmaz işte. Onun için Allah'ın ve peygamberin istediği şeyleri, yani Allah'a ve peygambere ters gelen şeyleri mümin kardeşlerimize uyaracağız. Adap var, edep var. Bunları insanlara öğreteceğiz kardeşlerimiz. Herkes haddini ve yerini bilecek. Bu neyle olur? Toplumsal sorumluluklu olur. O da emri bil maruf, nehyanil münker yapmakla olur kardeşlerimiz. Bu akşamki sohbetimiz buydu. Allah Teala hepinizden razı olsun. İnşallah bir dahaki cuma günü başka bir sohbette inşallah burada yine beraber olacağız kardeşlerimiz. Yüce Mevlam geçmişlerinde rahmet etsin. Gecemizi hayırlı eylesin efendim. Allah hepinizden razı olsun.